Fakat Jean Valjean'ın vicdanı onun yerine başkalarının hapse girmesine izin vermez. Jean Valjean diye mi okunuyormuş? Öyle. Ona mı tutulur? Sonrasında mahkemeye gider, her şeyi anlatır, suçunu da kabul eder. Oh, şükür bitti. Evet. Bitti mi yani, bitti mi? Evet. Tamam. Oh, çok şükür. Birinci cilt bitti. Birinci cilt. Geriye kaldı 3 cilt. Yapma. 3 cilt. Yok, ben Menekşe dayanamam. Ben baygınlık geçiririm. Hayır, hayır. No. Yani benim tansiyonum iniyor, çıkıyor, ambulans falan. Kusura bakmayın. Böyle büyük bir esere bunu yapana ben de dayanamayacağım. Tamam? Hayır, ben çok beğendik eseri. Dersim var benim. O mana. Ay, bayıldık, güzeldi. Evet, o anlamda. Dersim var benim. Ben kalkıyorum, tamam? Hayır, hayır, bir dakika, gitme ya. Dur da bu ya. Ya gitme diyorum, dur. Allah Allah. Geç. Yanlış anladın sen, öyle demek istemiyorum. Şişedi mi, gel buraya. Gençler de çok saygısız oldu ha. Ne büyük biliyorlar, ne küçük biliyorlar. Sen niye suçu hep başkalarında arıyorsun Zümrüt? Kendi haline bak önce ya. Belki de Nazım Bey haklı. Bazı şeyler zorlamayla olmuyor. Menekşe, unutma ki Zümrüt Korfalı zorlanmaz. Zorlar. Ayrıca Nazım Efendi bana kitap okuyamazsın dedi. Kitap yazamazsın demedi. Yok artık ya. Yok. Var. Yeter be. Zümrüt Korfalı'nın ölümsüz eseri Zenginler pek yakında raflarda. Biliyor musun, bunun akılları çıktı şimdi. Sus bıyık. Geldiler. Ne geldi? Baban, yani ne gelecek, ruhum mayalandı ve ilham perilerim geldi. Hazırsanız başlıyorum. Zengindi. Çok ama çok zengindi. Anneciğim şimdi düşünebildiğin en büyük zenginliği düşün. Düşün ya bir. Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Evet, düşündüm. Nedir? Bırak gitsin. Tabii. Çünkü neden? Neden? Biz o zenginlikten daha zenginiz. Ya. Ve bunların hepsi, değil mi canım kardeşim? Senin sayende. Ya şımartıyorsunuz beni. Evet, biliyorum. Tabii ki bütün zenginliğimizin sebebi benim. Anneciğim, biz abimle düşündük ve bir karar verdik. Burada, bu evde sonsuza kadar birlikte yaşayacağız. Üçümüz. Ya işte bu çok isabetli bir karar. Neden? Çünkü dünyayı yöneten 7 ailenin birincisiyiz. Bir de Ertenoğulları vardı. Fakirlerdi. Zenginleri çok ama çok kıskanırlardı. Ay, şunlara bak, her perişan. Anne, çok kıskanıyorum. Çok kıskanıyorum, çok hasedimden çatlayacağım. Bayılacağım kıskançlıktan ya. Ben de çatlayacağım. Yok daha neler ya. Ya sen benim ölümsüz eserime karışamazsın. Kıskanç. Ölümsüz eser mi? Ya senin eserin ölü doğmuş. Öyle öyle şey mi olur? Neymiş? Biz sizi kıskanıyormuşuz da. Her şey senin sayende. Kıskanıyoruz. Saçmalama, öyle oldu. Şey olmaz. Ya bırak. Ver bak, ya ver. Bırak. Ya benim bu. Yok, bir şey geldi benim aklıma. Bir dakika. Sen ne anlarsın edebiyattan? Ben yazayım da gözün edebiyat görsün yaz, ya. Yaz. Kadın çok cefakardı. Çok çalışkandı. Ne kadar becerikli olduğunu söylemiş miydik? Afiyet olsun, afiyet olsun. Hem ailesinin hem de bütün mahallenin karnını doyururdu. Afiyet olsun. Bir gün beklenmedik bir şey oldu. Ruhum lakaplı çalışkan Menekşe siz misiniz? Evet. Bu ödül sizin. Tüm dünyada birinci oldunuz. İnanamıyorum. Çok teşekkür ederim. Abart, abart.
Yok, yüzyılın kadını ödülü. Ya sen kendini ne zannediyorsun ya? İki tencere çorba kaynatıyorsun diye bir şey mi zannediyorsun? Sen nesin? Romanın da senin gibi fakir. Hadi canım baş yapın. Hayır, baş verme. Bir dakika, akıştayım. Bayağı akıştayım. Bak, ay, bak şu anda tamam, bana ya. Bir ya yeterin ya, yeterin. Ben iyice sapıttırız siz. Sadece da Yalçın. Kıracaksınız güzel daktilomu ya. Haklı. Ya ama bıyık hep o başlattı. Ben ne güzel yazıyordum romanımı. Ay susun be. Sizden yazar mazar olmaz. Ayrıca sen git kendine başka bir kültürel aktivite bul. Doğru söylüyorsun bıyık. Yazarlık ayağa düştü. Kirlendi. Benim derhal kendime başka bir kültürel aktivite bulmam lazım. Fakat ne? Buldum. Bale. Balerin olacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.